çekerken geldi bir de. Çektim video. Ya cam bir poşet versene. Tamam. Karavanda çanak sistemi arkadaşlar. Size biraz bundan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi burasını kestirdim. Kendim kestim. Şeyle, kıl testereyle. Testereyle burayı böyle kesiyorsunuz. Bu çanak 50 santim, 50 mi öyle bir şeydi. 50 santim bir şey. Şu boruyu da kestirdim. Böyle L'ye yaptırdım. Buralar zaten standart her yerde var. Buralara anlatmama gerek yok. Aynı standart. Standart boru. L boru da olur ya. L şeklinde bir boru alacaksınız arkadaşlar. Bir tane L1. Bunu da kestirin. Bunu da keserseniz şey olur. Neydi onun adı? Ya pratik oluyor. Ya. Buraya çıkartıyorsun hemen arabanın içine atıyorsun. Bu şekilde olduğu zaman şey oluyor. Portatif oluyor yani. İşte şunun ucundan buradan bir deldirdim, buradan deldirdim, içine şey vida taktırdım hani sağlam olsun diye. Gördüğünüz gibi. Bunlar da çiftli vakum. Vakum diyorlar. Cam vakumu. Dün gece bunu taktık arkadaşlar, sabaha kadar bakın hiç şey olmadı. Bu çok çok kuvvetli bir vakum. Yapışacağı yerin temiz olması lazım biraz. Silip peçeteyle silip yapıştırıyoruz. Yani 3-4 güne kadar bu gidiyor. Daha günlerimedik ama mesela dünden beri hala duruyor yani. Hiç yani buna 2-3 kişi, 4 kişi asıl arabayı bile çekersin bununla yani. O öyle bir canavar bir şey ya. Ben üçlü alacaktım ama ikili almamışım, ikili almışım. Üçlüyü göndermedi adam. Ben ikili aldım. Şimdi bunun burası bakın şöyle tutma yeri var ya. Burada bu vakumun tutma yeri var. Bunu buraya kıstırdım. Bu şekilde. Bunları ekstra aldım. Bunlar normalde burası şeye batar. Ne yalan adı. İşte evin bacasına takılır falan. Bu şekilde bir çözüm sağladık kendimize. Bunun özel yani bunun şeyi ne? Gittiğiniz yerlerde mesela bazen uydu sağa kalıyor, bazen sola kalıyor, bazen arkaya kalıyor, bazen öne kalıyor. Biraz kablonuzu da uzun yaparsanız bu şekilde çanak olayını çözersiniz arkadaşlar. Biraz da küçük olursa iyi olur. Şu an full HD bütün kanalları çekiyor. Canavar gibi çekiyor yani. Bir aratma yapıyorum. Buradaki bulduğum şey de TürkSat'ın şeyin neydi onun adı? Bu DigiTürk'ün uygulaması var ya, oradan çanağın yönünü buluyorum. Çanağın yönünü bulduktan sonra bir de şu 200 lira 250 liraya satılan şeyler var. Sinyal bulucular var. İlk seferde sinyali çanağın yönüne çevirdikten sonra %100 geliyor ya. %100'den %70'e düşürüyorum şeyi, sinyali. %70'ten sonra %100'e çekmeye çalışıyorum. Düşürdükten sonra biraz oynayıp böyle onu %100'e tamamladığım zaman yani full HD'lerin hepsi çekiyor yani. TürkSat hep full çekiyor. Bir ara bir başka bir yerdeydik. Orada denedik. İşte Alman satmaları, Alman kanalları geldi. Bir sürü kanal geldi. Bir TürkSat'ı bulamadık. Yani TürkSat'ın yönünü bulduktan sonra her türlü şey oluyor yani çalışıyor. Başka kanallar da bulsak mesela müzik dinliyoruz. O da güzel oluyor. Şu an Cunda Adası'ndayız. Yanlış bilmiyorsam burası herhalde Cunda Adası oluyor. Karşıda da bir tane yer var. Çok güzel. Denizde de çok güzel. Biraz çöp yine atmışlar ama. Arabamızı da böyle çektik. Kurban Bayramı'nda burada takılacağız. Çanağımı da taktım hemen. Gelir gelmez. 2 dakikada taktım arkadaşlar. 20 milyar 30 milyar verip o
saçma sapan çanaklarla uğraşmayı. 2 dakikada taktım çanağımı. Bitti. İstediğim zaman buradan şunları hemen söküp çat. Öne tak, arkaya tak. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karavanda çanak. Bu şekilde işimizi görüyoruz. Kabloyu da biraz uzun yaptım. Çünkü kablo uzun olması gerekiyor ki şey olsun. Yani hem arkadan hem önden. Belki uydu olur. Belki bu arkada olur. Her yönden çekebiliyoruz yani. Bu şekilde kullanıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şeyi anlattım. Çanağı anlattım ama size bu uydu alıcıyı da anlatayım. Bu Klass. Bunu ben antenci.com'dan aldım. Adamlar hemen gönderdi. Sağ olsunlar. Şöyle bir aparatla gönderiyorlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi LNB var arkadaşlar. LNB çanağın üzerindeki o LN1 var ya, onun adı herhalde. Bunu oraya bağlıyorsunuz. Çanağın arkasındaki şey LN1'e bağlıyorsunuz. Bu tarafı da şunu da gördüğünüz receiver yazıyor. Bunu da televizyona gelen kabloya bağlıyorsunuz. Televizyonu ilk kez kuracaksanız TürkSat'ın arama modu var. Arama modunda çalıştırabilirsiniz. Ben uyduyu dediğim gibi şeyden buluyorum. Bu neydi? Dijitürk'ün uygulamasından buluyorum. Bunu herkes bilir. YouTube'a bakarsanız görürsünüz. İşte ondan hafif yönü mönü buluyorum. Kıble müble muhabbetleri de var. Oradan da bulabilirsiniz. Yani yönü bulduktan sonra bu ürünü taktıktan sonra arkadaşlar bu ürün şöyle. Bu bildiğiniz böyle ileri doğru şeyler atıyor. Çentikler atıyor böyle. Ses çıkarmaya başlıyor. Bağırmaya başlıyor. İlk başta %100 oluyor. %100 olduktan sonra yönünüzde sabitledikten sonra şuradan bunu %60'a çeviriyorsunuz. Şurada bir şeyi var. Böyle aşağı doğru çekip bunu %60'a falan getiriyorsunuz. %60'a getirdikten sonra %60, %40 artık fark etmez. Ben %60 yapıyorum. Ondan sonra çanağı hafif oynatıyorsunuz. Bu yükselmeye başlıyor. 65, 70, 75, 80 falan böyle. Tam böyle uydurduğunuz zaman çanak %100, yani 90'ın üzerinde geliyor. Ben şu an 90'ın üzerinde şey yaptım. Yani bazen 99'da isterseniz yapın. Tam yönü bulduğunuzda. Zaten 99 olur tam yönü bulduğunuzda. Bu şekilde şeyinizi kullanabilirsiniz. Çanağınızı kullanabilirsiniz. Bununla hızlı bir şekilde hemen buluyoruz. Yani hiç uğraşmıyoruz. Yani bulduğum anda hemen şey yapmaya, sıkıştırmaya başlıyorum çanağı. Şeyle anahtarla hemen sıkıştırıyorum. Hızlı bir şekilde. Böyle televizyonu istediğimiz yere kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi geldik hemen. Akşam 2 dakikada kurdum. Ben de şaşırdım nasıl bulduğumu ama uydunun yönünü bulduğum zaman olay bitiyor. Bazen uygulamalar yanlış gösteriyor ama birkaç uygulamadan bakıp uydunun yönünü bulup öyle çalıştırabilirsiniz. Çanaklar da bazen şaşırtabiliyor insanı. Mesela Turanköy'de uğraştım yapamadım. Çanakların biri hotbiri çekiyor herhalde. Birisi başka. Yabancı kanalları falan çekiyor herhalde. Almancaları. Her neyse bu şeyle, bu Klass'la işimizi çözüyoruz arkadaşlar. İşe yarıyor, tavsiye ederim. Şuradan modelini göstereyim. Çok lafını. Bu şekilde küçük bir kutu yaptım kendime. Bu kaçtı? Bunların olması lazım arkadaşlar. Bu 10. Bu da 13. Bunlar bu arka taraftaki leş şey yapıyor. Bu da ince yerini yapıyor aşağı yukarı. Bu yani bununla işimizi çözüyoruz. Televizyonumuz da aksen. Şeyden aldık. Migros'tan aldık arkadaşlar. Android TV içinde uydu alıcısı da var. Yani bunu alırsanız daha güzel olur. Çünkü bir de bunun uydu muhabbetleri, saçmalıklarla uğraşmaya gerek yok. Bu 12 voltta çalışıyor. Biz şu an 220 ile şey yapıyoruz. Ama 12 volt kablosunun içine koymamışlar çakmaklık. Normalde benim çakmaklığım var. Çakmaklığım var ama şey yapamıyoruz. Televizyonda gördüğünüz gibi arkadaşlar Android. Mesela açayım size. Yani YouTube bütün uygulamaları ben buraya şey yaptım. Bütün uygulamalarımı falan indirdim. Film falan filan izliyorum. Bunları zaten biliyorsunuz. Müzik içinde VLC,
Böylece güzel oluyor Android TV'lerde. Tavsiye ederim. Şuradan. Sen buradan görüyorsun işte. Şu sinyal bilgisinden de şey yapabilirsin ama televizyon ilk kez daha önce kurulmuş da. Bu televizyonu eğer kullanacaksanız arkadaşlar, sen bunu alıp kullanacaksınız Android TV. Önce bir şeyinizi kullanın. Evinizde bir kanalları oluşturun. Ondan sonra bu işlemi yapın. Çünkü biz evimizde kanalları oluşturmadan yaptığımız için bayağı bir sıkıntı yaşadık ya. Kanalları bulasıya kadar. Yani kanallar burada olduğu zaman sinyali görebiliyorsun hani. 2 saat çeviriyorsun, televizyon kanallar geliyor. Mesela şovu açıyorsun. 2 saat sol çeviriyorsun, bakıyorsun. Ses geldi, tamam. Olay bitti yani. Şuna bile gerek yok yani. Ama o biraz ince ayar yapmak lazım. Ha, bu tam ince ayar öldü ya. Hiç televizyona bakmadan işimi çözüyorum bununla. Bu şekilde televizyon, karavandaki televizyon olayımızı çözüyoruz arkadaşlar. Bütün kanallar geldi şu an. İnternetle uğraşmıyorum ve şu an bulunduğumuz noktada da zaten internet de kullansak şey yapmıyor yani, çekmiyor. Çok çekmiyor. Görüşmek üzere bir sonraki videoda arkadaşlar. Kendinize bakın. Dumancan. Bak. Dumancan. Balıkesir'deyiz. Cunda İkinci 2 gündür şurada kalıyoruz. Karavanımız şu ortadaki karavan. Böyle. Deniz çok güzel. Biraz şey ama ya. Girerken biraz çamur falan var ama gayet güzel deniz. Ben şöyle biraz yürüyüş yapayım dedim. Falan böyle gayet güzel. Ferah bir yer. Çöp falan da çok yok yani. Çöp kutuları da var. İsteyen istediği yere çekmiş. Bayram da olsa mesela çok fazla kalabalık da yok yani. Gayet de relax. Rahat bir yer. Sahil, denizi çok güzel. Sahili güzel, kumlu. Öbür tarafta bizim o kaldığımız yerde biraz bataklık var. Bastığınız zaman böyle çamura saplanıyorsunuz. Terliği merliği takılan oldu. Ama burası çok güzel ya. Burada terlik merlik olmaz. Kumlu bir sahili var. Çok güzel. Şurada bir adası var. Kale falan var orada. Güvercinin kalesi mi? Öyle bir şey demişler. Güvercin adası. Bu tarafa da doğru da bir yol var ama. Tur güzel ya. Yürüyüş yolu 5300. Bu adanın öbür tarafında şey var. Akvaryum koyu var orası, çok güzeldi ama oraya jandarma izin vermiyormuş. Ağaçlar çok olduğu için ağaçlık bir alan. Orman yangını olabilir. Burada bir yangın tehlikesi yok ya. Çok seyrek şeyler bunlar. Ormanda yok zaten burada. Sürü yer var işte. Herkes istediği yere çekmiş şurada. Burada bir tane boş bir alan var mesela. Şu ileride boş alan var. Herkes kafasına göre bir yere çekmiş işte. Sıkışık yok. Sıkışıklık yok ya. Ben çok sevmiyorum böyle iç içe girmeyi. Geçen mesela birisi geldi. Tam karavanı arkaya çekti. Ne camı açabiliyoruz ne bir şey yapıyoruz. Müzik açacağız, müzik açamıyoruz. Kendimize göre müzik açıyoruz mesela, yani az bir ses. Onu bile açamıyoruz yani, rahat edemiyoruz. Kocaman sahil, istediğin yere çek abi. Her neyse, yavaştan ben geri dönüş yapayım. Bir kahvaltı yaparız. Öyle bir takılırız.
Yeter. Av sezonu bitti artık senin, hadi. Duvancan. Gel. Dünya. Gel buraya. Gel Duvancan. Gel Duvancan, gel. Yeter.